Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir gözden geçirelim çünkü arada bir tekrar iyidir. Bunlar hayat boyu unutmamanız gereken şeyler. Evet, eğer bir doğrumuz varsa ve şu şekilde giden bir açı çizersem buna başlangıç noktası diyelim. Doğrunun etrafından bir çember çizelim. Çember. İşte bu açı 360 derece. Bu aynı zamanda çemberin içindeki açının 360 derece olduğu anlamına geliyor. Ve ayrıca öğrendik ki bu şekilde bir doğrumuz varsa ve iki tane açımız varsa, bunu da şöyle çizelim, burası x açısı olsun, bu da y olsun. x ve y bütünler açılardır, bütünler açılar. Bütünler açılar toplamları 180 derece olan açılara deniyor. x artı y eşittir 180. Bunu göstermenin başka bir yolu da şu. X ve Y'yi topladığımızda çemberin yarısı kadar yol kat etmiş oluyoruz. Çemberin yarısını gitmiş oluyoruz. Bu da 180 derece eder, değil mi? Burası 180 derecenin bir kısmı, burası da kalan kısmı. Dolayısıyla x ve y açılarının toplamı 180 dereceye eşit. Evet, şimdi örnekte farklı görünmesi için kalemin rengini değiştirelim. Bu sefer dik doğrular çizeceğim. Eğer böyle bir doğrumuz olsaydı ve bir tane de bu şekilde doğrumuz olsaydı bu doğruların birbirlerine dik olduklarını düşünelim. Ve bir de şu şekilde başka bir doğrumuz olsun. Buraya x açısı diyelim. Burası da y açısı olsun. Bu iki doğrunun birbirlerine dik olduklarını söyledim. Yani bundan buna giden bir açı çizersek, bu 90 derece olur. İşte burası. Peki, x ve y açılarının toplamı hakkında ne biliyoruz? x ve y açılarının toplamlarının 90 derece olduğunu görüyoruz. Ya da x ve y açıları tümler açılardır da diyebiliriz. Tümler, bütünler değil, tümler. Ben hep bu tümler ve bütünler kavramlarını karıştırırım ve sanırım bunları ayırt etmenin tek yolu maalesef ezberlemek. Daha iyi bir yol var mı? Gerçekten bilmiyorum. 180 derece bütünler dedik. Ya da şöyle diyelim, belki belki aklımızda kalması için şöyle bir şey ekleyebiliriz. 183 haneli bir sayı ve daha uzun bir kelime olan bütünlere karşılık geliyor. 90 ise iki haneli bir sayı yani 180'den daha küçük ve daha kısa bir kelime olan tümlere denk geliyor, tümlere ifade ediyor diyebiliriz. Bilmiyorum, şu an kafadan attım. Umarım işinize yarar. Belki benim bile işime yarar. He, 90 derece tümler dedik. 180 bütünler, 90 derece tümler. Şimdi devam edelim. Bunları kesin olarak öğrendiğinizden emin olun, ilerideki videolarda bunlarla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Bunları iyice öğrenmeniz, sindirmeniz yerinde olur bunları iyice öğrenin. Bu arada ben burada hep değişkenler kullandım. X'ler, Y'ler falan filan kullandım ama bu değişkenler kafanızı karıştırıyorsa onların yerine sayı koyabiliriz. Mesela X 30 derece ise Y 60 derece olacak, değil mi? Ya da buradaki durumda X atıyorum 45 derece ise o zaman Y de 135, 135 derece olacak. Evet, şimdi size kesişen doğruların aralarındaki açıları gösterebilmek için başka birkaç örnek daha çizeceğim bu şekilde kesişen iki doğrumuz olsun. Burada iki tane ilginç nokta var. İlk olarak size, ilk olarak size ters açıları öğreteceğim. Renkleri değiştirelim. Sarıyı kullanalım. Şimdi buraya x açısı dediğimizde, x derecelik bir açı dediğimizde, bu açının karşısındaki açı da x olur. Yani x derece olur. İnanmadınız mı? O zaman bunu size kanıtlayacağım. Hemen diyelim ki bu açının ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta buna x demeyelim. Bu açıya y açısı diyelim. Şimdi ben size x ve y açılarının eşit olduğunu kanıtlayacağım. Hatta hatta aslında kafanızı karıştırmak için bir şey daha yapacağım. Hadi bu açıya da bu açıya da z açısı diyelim. X ve Z açıları hakkında ne biliyoruz? Biraz farklı çizdiğim için net bir şekilde gözükmüyor olabilir ama size ufak bir de ipucu vereyim. Bunu göstermek için de farklı bir renk kullanayım. Şimdi çizdiğim buradaki açı kaç derece? Bu açıyı bir doğru üzerinden giderek çizdik, değil mi? Ve gördüğünüz gibi burada çember çevresinin yarısı kadar bir mesafe gittik. O zaman bu açı kaç derece olacak? 180 derece olacak. Yani x artı z neye eşit? x artı z, burada maviyle çizdiğim bu geniş açıya eşit x artı mor z, cevabı da mavi renkte yazayım, x artı z eşittir 180 derece. Ya da x artı z birbirlerinin bütünleridir de diyebiliriz. Bu durumda z hakkında ne biliyoruz? z, 180 eksi x'e eşit. Neden? Çünkü x artı z, 180'e eşitti. Şahane. Peki ya z ile y, z ile y arasında nasıl bir ilişki var? z ve y de birbirlerinin bütünleri. Çünkü şimdi buraya çizdiğim şu büyük mor açıya bir bakın. Bu açı kaç derece? Yine bir çember çevresinin yarısını dolaştık değil mi? Ama bu sefer diğer doğru üzerinde hareket ettik. Dolayısıyla bu da 180 derecedir. İşte bu yüzden biliyoruz ki z açısı artı y açısı da 180 dereceye eşit olur. z artı y eşittir 180 derece. Tekrar tekrar yazmak istemiyorum ama ayrıca z ve y de birbirlerinin bütünleridir. Az önce z'nin 180 eksi x olduğunu bulmuştuk. Şimdi bu ifadeyi buraya taşıyalım ve z yerine bunu yazalım. 180 eksi x artı y eşittir 180 derece. İki taraftan da 180'i çıkaralım. Bu ikisi birbirini götürür. Ve elimizde eksi x artı y eşittir 0 denklemi kalır. Ve denklemin her iki tarafına da x eklediğimizde artı x dediğimizde y eşittir x olur. Evet, biraz uzun anlattım galiba ama aslında çok basit bir kural olan ters açıların birbirine eşit olması kuralını kanıtlamış olduk. Sonuç olarak x ve y birbirlerine eşittir. İsterseniz birkaç tane daha kesişen doğru çizin ve farklı örnekler üzerinden bunun geçerliliğini inceleyin. Burada aynı zamanda bu Z açısının ters açısı da Z'dir. Peki bu videoda neler öğrendik? Bir çemberdeki açılar toplamı 360 derecedir. İki açı bir araya geldiğinde bir çemberin yarısını oluşturuyorsa veya tabanlarındaki çizgi dümdüz bir çizgi oluyorsa bunlar bütünler açılardır yani birbirlerini 180 dereceye tamamlıyorlar demektir. x artı y, 180 derece. Eğer birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlarsa, bu açılar tümlerdir. Burada da x artı y eşittir 90 derece dedik. Ve son olarak da ters açılar birbirlerine eşittir dedik. Bu açı, bu açıya eşit. Ve bu açı da aynı şekilde karşısında olan bu açıya eşit. Bir sonraki videoda size paralel doğruları ve paralel doğruları kesen doğruları anlatacağım. İsimleri biraz karmaşık duyulsa da oldukça basit konuları olduğunu göreceksiniz, öğreneceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.